Evet, merhaba değerli izleyiciler. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gül Gültekin Uysal'la birlikteyiz. Ee, siyasi gündemi konuşacağız. Tabii siyasi gündemi konusu altılı masa, Millet İttifakı. Ee, şimdi biliyorsunuz güçlendirilmiş parlamenter sistem e, isimli çalışma. Geçtiğimiz pazartesi günü altı liderin, Sayın Gültekin Uysal'ın da içinde olduğu altı liderin, e, Bilkent'te yaptığı e, gösterişli seramonu ile, Kamuoyuna sunuldu ve kamuoyu önünde bu metni altı genel başkan imzaladı. Şimdi ikinci bir çalışmanın hazırlığı yapılıyor bildiğimiz kadarıyla duyduğumuz kadarıyla bunları konuşacağız şimdi. 27 Mart tarihinde bu kez altı genel başkan altılı masa ya da ikinci kez bir araya gelecek ve e, yeni bir aşamaya geçilecek. E, Sayın Genel Başkan, hoş geldiniz. Hoş bulduk Şaban Bey. Tekrar hem sizlere hem izleyenlerimizi saygıyla selamlamak isterim. Epey zaman Çok... oldu. Beraber olduk. Ben de mutlu oldum. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. En son Ocak ayının başlarında evet iki ay önce. Yaklaşık evet. iki ay önce. Bir Aşağı yukarı bir o kadar bir zaman oldu. Evet. Şimdi Gültekin Bey bu güçlendirilmiş parlamenter sistemden o sunumdan, pazartesi günü toplantıdan beklediğiniz kamuoyu tepkisini aldınız mı altı genel başkan olarak? Ben açıkçası beklediğimizin üzerinde bir olumlu hava olduğu kanaatindeyim. İki sebepten dolayı. Bir elbette içerik önemli ama Türkiye'nin siyasi şartlarını içinden süzülerek geldiğimiz zaman dilimini düşününce farklı siyasi havzalardan beslenen, farklı geleneklere mensup siyasi kadroların oluşturduğu siyasi partilerin ülkenin derinden bir nefes almaya ihtiyaç duyduğu bu noktada ortaya koyduğu irade her şeyden daha kı kıymetli olduğu kanaatindeyim. Elbette tenkit edilir, eleştirilir ama e, Türkiye'nin önünde çok net iki tercih var. Birincisi Sayın Erdoğan'ın şahsında somutlaşmış olan bizim keyfi rejim olarak ifade ettiğimiz sınırsız yetki sıfır mantık sıfır denetim mantığı içerisinde şekillendirilmiş bir cumhurbaşkanı hükümet sistemi adıyla ifade edilen fiili mekanizma var. Bir de bunun karşısında her birimizin eşit fırsatlara sahip olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir makbul vatandaş tanımının ötesinde tüm vatandaşların eşit gördüğü demokratik, eşit fırsatları ortaya çıkartacak bir devlet nizamını öngören bir yol. Bu ikisi arasında bir tercih var. Biz bu altı siyasi parti, başta Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Devam Partisi ve bizler Demokrat Parti olarak bu tercihten yanayız. E, bu Türkiye'nin tarihi yürüyüşü içerisinde bir buçuk asırlık demokratikleşme, modernleşme çizgisi içerisinde kademe kademe olgunlaşmış, gelişmiş, ...ve dünyadaki gelişimlerle paralel bir şekilde kendi seyrini izlemiş bir süreç. Adeta tarihi geriye doğru akıtırcasına bir teşebbüstü. 16 Nisan referandumuyla beraber bugün uygulanan sistem adı altındaki deneme... ...şu ana kadar ki ölçülere baktığımızda, çıktılarına baktığımızda... ...bunun çok olumlu mana ifade ettiğini ifade edemeyiz. O açıdan bakınca ben toplumun bu derin hissiyatını... ...bu vesileyle, bu iradeyle beraber... ...somuta dönüştürdüğü kanaatindeyim. E, Sayın Başkan... ...şimdi bu... E, ...bundan birkaç soru daha sormak istiyorum... ...müsaadenizle... E, ...özellikle bu altı muhalefet... E, ...partisinin... ...ya yani, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin... E, ...taraftarları... E, ...ya yani Cumhuriyet Halk Partililer... ...seçmenleri düzeyinde... E, ...bu kitapçıkta... E, laiklik ve Atatürk vurgusu ve Cumhuriyet'in kurucu değerlerine vurgu yapılmadığına dair pazartesinden bu yana sert eleştiriler var. Cumhuriyet Halk Partililer WhatsApp gruplarında baya yani kıran kırana bir tartışma yaşıyorlar. İşte bu işte güçlendirilmiş parlamenter sistem kitapçığında CHP Atatürk'ü sahiplenmemiş, efendim Atatürk'ü kitapçıya koymamış, cumhuriyete sahip çıkılmamış. Muhalefet niye böyle davranıyor? Yani CHP üzerinden tüm muhalefete yönelik CHP'liler arasında bir tartışma var. E, ne dersiniz bu eleştirilere? Sanki biraz eksik mi kalmış yoksa e, haksız eleştiriler mi? Ne dersiniz? Ben de dikkatle izliyorum Şaban Bey o tenkitleri. E, tabi bu bir topyekün bir program sunumu değil netice itibariyle çok özel bir alanla ilgili e, Türkiye'nin siyasal sistemi ile ilgili bir açıklama e, ne Cumhuriyet Halk Partisi ne başta bizlerin e, bugün artık hele hele 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrası yukarıdan aşağı verili olarak bulduğumuz Cumhuriyet başta olmak üzere laiklik, hukuk devleti bütün bu prensipler her zamankinden daha fazla ...işselleştirildiği kanaatindeyim... ...ısrarla Demokrat Parti olarak da... ...çok açık yürekli ifade edebilirim... ...anayasanın dört maddesiyle... ...ilk dört maddesiyle ilgili... ...kurucu lideri... ...bu ülkenin banisi Mustafa Kemal Atatürk... ...ve onun mücadelesiyle ilgili... ...zihinleri karışık olan... ...iktidar sahipleri... ...onların yedeğini aldığı... ...Kadir Mısıroğlu benzerleri... ...işte bugün bunların yeni türevleri var... ...Mustafa Armağan gibi... Ebu Bekir Sofoğlu gibi bunlara karşı da her vesileyle e, bunlar açıkça tekrar ve tekrar sanki bunların üzerinden bir sınava tabi tutuluyormuş gibi muhalefet partilerinin e, tutulmasını kendi adıma çok e, üzüntüyle karşılarım. Hele hele Cumhuriyet Halk Partisi gibi kendi içinde zaman zaman tartışmalar olur. tarih içerisinde de vardır yani 50-60 dönemi Demokrat Parti Cumhuriyet Halk Partisi rekabetinde e, Atatürk'ü koruma kanunundan tutalım mantık haberinin yapılmasına kadar o tartışmalarda hangi siyasi parti daha fazlasıyla Atatürk'ün değerlerini, Atatürk'ün ortaya koyduğu idealleri e, taşıyor diyerek o noktada en azından Cumhuriyet'in kurucu partileri olarak Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, isteseniz de seçmen tabanı itibariyle ama konjektür olarak başta da altını çizdim Yaşadığımız bu süreç her zamankinden daha fazla, hele hele laiklik meselesini sadece din nispetiyle değil, devlet ele geçireceğiz diyerek beraber mücadele edilen FETÖ örgütüyle birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi ülkeyi ne noktaya getirdiğini görüyoruz. Bu pahalı tecrübeden de toplumun geniş kesimlerinin, geçmişte belki bizim işselleştirdiğimiz bu değer ve anlayışlara karşı daha mesafeli duran, Türkiye'deki dini referanslı bir takım örgütlenmelerin bile bu yaşadığımız travma sonrası bu tür meselelerde daha içselleştirici bir süreci işlediğini ben görüyorum şahsen. Ama ifade ettiğiniz gibi e, bu tür bir tenkide de açık bir alan bırakmamayı e, ben şahsen doğru bulurdum ama hani böyle bir zihnimizde her vesileyle e, ifade edilen endişelerle ilgili sigaya çekilip sınav veriyormuş gibi beyanlarda bulunmayı da açıkçası eksiklik hissederim. Bu zaten ruhumuzda, sinemizde, gönlümüzde. Bütün bu e, güçlendirilmiş parlamenter sistem iddiasının arka fonunda, ruhunda bütün bu değerler içkin vaziyette. İçe, bunları içeriyor zaten. Ama e, olabilir zaman zaman muhalefete muhalefet etsin diyerek de belirli organizasyonlar var. E, onlar da bu işleri e, e, üzerinde manipüle etmek için değerlendirmeler de bulunabilirler. Ama bizlere düşen vazife bu alanda bırakmamaktır. Şimdi şöyle, tabii si, e, siz karşımda olduğunuz için, siz konum olduğunuz için size soruyorum bu soruyu. Aynı zamanda altılı masanın e, hani bir katılımcısı, bir genel başkan olduğunuz için aslında bu kaygılar yani Cumhuriyet Halk Partileri'nin tartıştığı bu laiklik ve Atatürk'ün sahiplenmemesi, sahiplenilmemesi e, kaygılarının hani şöyle bir tarafı da var. Yani bunun özellikle e, işte Sayın Babacan'ın partisinden ve Saadet Partisi'nden e, gelen frenle bunun yapılmış olabileceği yani bu sahiplenmenin yapılam, yapılmamış olabileceği ve e, belirtiliyor ve e, 1921 Anayasası hani işte devletin dini İslam'dır e, hükmü nedeniyle onun kutsandığı e, hakikaten 1921 Anayasası bu kitapçıkta hmm. adeta kutsanıyor ve diğer tüm anayasalar içinde işte laiklik de yerleştikten sonra çok ağır eleştirilere e, uğruyor bu kitapçıkta ve e, vesayetçi bir yapı oluşturulduğu 1921 anayasasının dan sonra hazırlanan anayasalarla bürokratik vesayetçi bir yapı oluşturulduğu eleştirisi getiriliyor. Yani buna hakikaten Gültekin Uysal olarak bu eleştiriye katılıyor musunuz? Gerçi imzanız var yani. Ya da işte bu yöndeki eleştirilere ne dersiniz? Şaban Bey çok zorlayıcı e, olarak değerlendiririm şahsen. E, 21 Türkiye'nin e, Kurtuluş Harbi'ni e, yani Cumhuriyet bile ilan edilmemiş Kurtuluş Savaşı'nın evet. başlangıcı ne kadar hani anayasa hukuku içerisinde uzmanları daha net cevap verecektir ama kendi sahip olduğumuz nosyon itibariyle ifade etmek isterim. Tartışılır ne kadar anayasadır ne kadar değildir. Ee, ama kurucu dönemleriyle ilgili Türkiye zaman zaman tartışmalar yapar. Ben e, bir imparatorluğun bakiyesi üzerinden külleri üzerinden bir var olma yok olma çizgisine mahkum edilmiş bir ülke, dar bir alana sıkıştırılmak istenen bir millet. Mustafa Kemal'in liderliğinde bir ile beraber bu mücadeleyi vermiş. Ben bugün bütün zorlamalara rağmen 20 yıllık adeta AKP iktidarında 80 yıllık cumhuriyeti bir devri sabuk muamelesi yapmak noktasındaki uygulamalarına rağmen her geçen gün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uygulamaları yeniden adeta tarihi bugünden geriye doğru yazma teşebbüsleri de dahil ...toplumun geniş kesimlerinin, geçmişte belki mesafeli duran kesimler de dahil olmak üzere... ...bu mücadeleyi ve bu değerleri daha da anlamlandırdığı kanaatindeyim. Biz bugün laiklik prensibi her zamankinden daha kıymetli olduğunu görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli güvenlik şemsiyesi hukuktur, demokrasidir, laikliktir. Bu açıdan bakınca ben e, böyle bir alana bu tartışmayı sıkıştırmanın çok e, endişeleri anlıyorum... Bu tür tenkitleri de gayet makul yani anlaşılabilir ama bunların üzerine e, siz soruyorsunuz bu beyanlar elbette her siyasi partiyi temsil edenler e, kendi açılarından ifade edeceklerdir. Ama en azından biz Demokrat Parti olarak böyle bir birliktelik zemininde bu bahsettiğiniz meselelerle ilgili e, farklı düşünce olduğunda bunlar hiçbir şekilde kabullenmeyiz açıkçası ama ben bu... Yapılan çalışmalar sürecinde bu tür tartışmalara bizleri temsilen katılan arkadaşımız hiçbir şekilde aktarmadı. O açıdan e, böyle bir tartışmayı Türkiye aslında çok geride bıraktı. E, laiklik prensibini sadece Türkiye'de din nispetiyle anlarız. Sadece din ve vicdan hürriyeti nispetiyle anlarız. Oysa onun daha çok da ötesinde bu büyük ülkedeki al yıldızlı bayrağın altında yaşama iradesi koymuş tüm vatandaşların Geçmişine, kimliğine, siyasi aidiyetlerine, tercihlerine, etnik veya mezhebi aidiyetlerine ki bu lisanla konuşmayı da çok doğru bulmuyorum ben. Zaman zaman Sayın Erdoğan işte 72 millet deyip sayar. Ee, hani Fransız düşünürlerden Ernest Ronen'in güzel bir teşhisi vardır. Millet olmak der, biraz da unutmaktır der. Bugün kendi çağdaşlarından bile çok önünde giderek Cumhuriyet, ulus devlet, ulus millet fikriyle beraber... ...tanzimattan bu yana adı konmuş bir sürecin devamı olarak, olgunlaşmış evresi olarak... ...bu meraleleri çoktan geride bıraktı. Bunu tartışmak isteyen, işte 20 yıldır bütün gücüyle hiçbir siyasi iktidarın yapmadığı kadar... ...sosyal, siyasal, iktisadi, devlet hayatının her safhasında domine eden bir iktidarın... ...en nihayetinde ortaya koyacak bir tezi yok. Ve 15 Temmuz'da FETÖ darbe teşebbüsüyle beraber... Ümit ettik ki onlar da bu sorgulamayı yapar ama e, e, sıcaklığı geçince maalesef bizde deprem olur orman yangını olur o hısa, sıcaklığıyla beraber belirli e, değerlendirmeleri yaparız, hassasiyetimiz artar ama iktidarın da sonrasındaki uygulamaları e, maalesef üzüntü verici, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu kadar politize edilmesi de dahil olmak üzere yeniden e, FETÖ terör örgütü teşebbüsünün Yarattığı travmadan ders almamış, bambaşka isimleri değiştirerek bu tür yapılanmalara yol veriyor olmak, iktidarın zafiyeti. Ama ben bunu toplumsal zeminde, hele hele bugün muhalefet zeminde bulunan siyasi partilerin kendi zihinlerinde belirli bir olgunluğu yaşattığı kanaatindeyim. Bunlar ifade edebilirim. Evet. Ee, bu konuyla ilgili son olarak. E Millet Şimdi e, Millet İttifakı altı partiye çıktı diyebilir miyiz? Artık altı parti midir Millet İttifakı? Bugün için diyemeyiz. Çünkü e, buna benim hakkım da yok. İlgili siyasi partiler kendi adlarına bir açıklama yapmadan böyle bir yorum yapmak e, yersiz olur. E, evet. Ama netice itibariyle bir ortak irade var. Türkiye'de artık istesek de istemesek de e, iki... ...biraz evvel ifade ettiğimiz e, kutup halinde, iki kamp halinde bir siyaset duruyor Elbette yeni kurulan farklı siyasi partiler var. E, ne kadar e, bir volüma tekabül eder onları bilemem. Yani bugünden çok kendi adıma belirli değerlendirmelerim var ama paylaşmak yersiz olur. Evet. E, önümüzdeki süreç kademe kademe olgunlaşa olgunlaşa... ...hele hele e, seçimin o sıcak atmosferi dediğimiz... E, projektörlerin altında stadın içinde konuşulan eşiğe e, gelmeden büyük ölçüde bu kulvarların çok e, daha erken netleşeceği kanaatindeyim. E, bu çerçevede efendim bu altı parti içinde eğer yani bu şu güçlendirilmiş parlamenter sistem e, kitapçığını imza ben de okudum o toplantıdaydım. Bu arada çok hakikaten şey bir e, güzel bir toplantı ve e, olağanüstü bir katılım vardı. Özellikle basının katılımı çok Hı -hı. E, yoğundu sizler de hatta altı genel başkan yan yana yürümekte zorlandınız basının yoğunluğu yüzünden bu altı parti içinde laiklikle ya da Mustafa Kemal Atatürk'le sorunu olan parti var mı? Yani ya da lider var mı? Bu da yani, son soru bu, bu bu, Bu biraz evvel geniş manada değerlendirme yaptım. Yani ben açıkçası tek tek bir değerlendirme yapmak benim adıma doğru olmaz. Kendi durduğumuz yeri tarif ediyoruz. Ifade ettiğim gibi bu yaşanılan süreç bugün farklı sorumlulukları yaşamış pek çok gelenek referansı olan siyasi partiler de var. Yeni kurulmuş partiler de var. Bugünün Türkiye'sinde ana akım bir siyasi partinin cumhuriyet, laiklik, Atatürk değeri etrafında bir karşı tutum almasının e, seçmen tarafından da çok olumsuz karşılanacağı kanaatindeyim. E, elbette her siyasi partinin içerisinde farklı değerlendirmeli olanlar olabilir. Türkiye'de şunu da kayda geçirmek lazım. Yani bir e, uzun yıllar, on yıllar boyunca Cumhuriyet'le ilgili, laiklikle ilgili, Atatürk'le ilgili hurafe, safsata menkıbe üzerinden bir okuma işte bugün iktidarda olanların zihni arka planına bakalım. Yalan söyleyen tarih utansın. Lozan hezimet mi zafer mi? Rıza Nur'un hatıraları. Sorsanız Rıza Nur'un kitabını okudunuz mu? Bir dönem bizim ortaokul lise yıllarımızda arkadaş çevrelerimizden görürdük yani. Bunlar bu akımların el kitabıydı. Oradaki bir şarkulnazlığı vardı zaten. Doğrudan cumhuriyete ve Atatürk'e eleştiri getiremeyenler Cumhuriyet'in karşısında sanki bir farklı rekabet ettirilecek unsurmuş gibi Osmanlı İmparatorluğunu işte Abdülhamit'i öne çıkartarak ki Türkiye'de Abdülhamit'i e, iktidar geleneğinin bugünkü AKP'nin ve e, onların temsil ettiği siyasi çizginin e, sahipleniyor olması Abdülhamit'i de Abdülhamit'e karşı da bir olumsuz elbette bir padişahlık dönemi yani demokratik bir dönemden bahsetmiyoruz hani öyle anlatılır ki Yıldız Sarayı'ndaki masalardan bile jurnallerin fışkırdığı ifade edilir o gün şartlar içerisinde değerlendirmek lazım ama öbür tarafıyla baktığınızda Abdülhamit modernist diyebileceğimiz pek çok Anadolu'da özellikle Balkanlar kaybetme riskinin ortaya çıktığı andan itibaren 1890'lardan Anadolu'daki bugün ben Afyon Karahisarlıyım. Afyon Karahisar milletvekiliyim aynı zamanda. Memleketimde işte Süleyman Demirel'i çıkaran Afyon Lisesi'nin kuruluşuna bakın Abdülhamit dönemine gider. Anadolu'daki yerleşik pek çok liseye bakın. O döneme gider. O açıdan böyle bir karmaşa var siyasetimizde. Tabii zihni arka planları çok ifade ettiğim gibi dezonfermasyon bültenleriyle e, bulandırılmış kitleler yok değil bugün de Türkiye'de. Bunun üzerine hala yakın zamanda bir vilayetimiz ziyaret ettim. Bir vatandaşımız soruyor. 2023 yılında Lozan sona eriyormuş. Türkiye tekrar Sayın Erdoğan bu toprakları alacakmış gibi e, bir takım düşünceler insanlarımız soruyor bunları. Bunlara tabii kayıtsız kalamayız ama e, sorunuzun başında döneyim. Bugün bu değerleri reddederek veyahut da biraz mesafeli bakarak Türkiye'de ana dalga bir siyasi akım haline kimse gelemez. O açıdan ben bulunduğumuz bu masa etrafında Cumhuriyetle ilgili, bu değerlerle ilgili ki bunlar bu toplumun en geniş ortak faydasını oluşturan değerlerdir. Bizim de temel iddiamız uçlara kimliklere kaymış siyaseti yeniden bu değerler etrafında en geniş ortak fayda da toparlayabilmektir. Bir ülke için bu değerler manzumesi aynı zamanda bir ölçek ekonomisidir siyaseti için. Meseleler uçlara kaydı mı? Yönetme maliyetiniz daha da artar. Evet. Evet. Şimdi gelelim önüm. Önümüze bakalım. Geçmiş tartışmaları geçmişte bırakalım. Çok teşekkürler bu yanıtlarınız için Sayın Uysal tamam. Gültekin Bey. Şimdi 27 Mart 2022'de altılı masa tekrar toplanıyor. Yani altı lider olarak tekrar o yuvarlak masa etrafında bir toplantı yapacaksınız. Önceki toplantı 5 saat sürmüştü galiba. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Ahlattı de organize ettiği değil mi? 12 Şubat'tı. Evet. 12 Şubat'ta 5 saat 15 dakika sürdü hatta. Şimdi 27 Mart toplantısının ev sahibinin Sayın Ali Babacan olduğunu e, duyduk. Siz de e, şimdi doğruladınız. E, ev sahibinin hangi lider olacağı nasıl belirleniyor biraz hani e, onu sorsam. Biraz böyle spontane gelişti ama e, tabi e, alfabetik, alfabetik sırayla da gidiyoruz yani. Aa, ee, altılı toplantıda oturuş diziliminden de ortaya çıkan hmm. Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi olarak o düzlemde gidecek. C, D, D. O zaman üçüncü toplantıda sizin ev sahibiniz. Evet, 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 Onun tarihi belli mi? Hayır, bugünden belli değil. Yani Onun o mı? böyle tabii Çok rutin ortak. adı bugünden konmuş, işte ayda bir, iki Dur. ayda bir gibi bir durum. Ee, en azından bugün için yok ee, ama Türkiye'nin tabii çok yüksek gerilim hattını seyreden çok can alıcı meseleleri var. Bunlar ister istemez bu ortak paydanın önümüzde 2023 Haziran'ı diyelim seçim takvimlemesine baktığınızda da hem seçime kadarki süreç hem sonradaki süreç nasıl olur nasıl biter bütün bunlarla ilgili çok e, elbette nitelikli hazırlıklar bir ortak irade eğer oluşturulmak istiyorsa ki gayemiz bu bu manada bir takım çalışmalar yapmak gerekir. Muhtemelen bu periyotta toplantılar olacaktır. Evet. Şimdi Gültekin Bey, yani seçimlere de hani normal zamanında yapılacaksa ki öyle görünüyor. Yani artık zaten işte Mart ayındayız, Nisan, Mayıs, Haziran. Yani demek ki 15, 15, 16 ay kaldı seçimlere. Bunun işte yani bir yılını çıkın, 4-5 ayı zaten şey seçim dönemi başlamış olacak hani fiilen ve resmen. Dolayısıyla bir yıl gibi bir zaman kalmış. Önünüzde de çok iş var. Bu 27 Mart'ta yapacağınız toplantı bir seçime hazırlık toplantısı mı olacak? Yani daha spesifik konulara mı girecek liderler? Ya da mesela duyduğumuza göre işte bu toplantıda yani seçimi kazanır da iktidar olursak Altı parti olarak, millet ittifakı olarak bu iktidarın nasıl konumlanacağız? Yani nasıl görevlendirmeler yapacağız? Hangi parti hangi görevi alacak gibi bir e, toplantı mı olacak? Yoksa bunun için erken mi? Bence çok erken. Tabi e, hani her siyasi partinin farklı bir yoğurt yiyişi var, siyaset yapış biçimi var. Önümüzdeki süreci e, etapları ile ilgili de farklı farklı değerlendirmeleri vardır Muhtemelen e, ben hani bir genel e, prensipler genel değerler zaten hepimizin Türkiye'nin yaşadığı süreç itibariyle önümüze koyduğu sınırlar e, değerler etrafında belli e, bu toplantı özel bir gündem e, toplantı öncesi mutlaka ortaya çıkacaktır ama biz hem zihni hazırlığımızı hem fikri daha detaylı hazırlıklarımızı farklı farklı önümüzdeki süreçle ilgili zihnimizde tuttuklarımız var. Parti bünyesi içerisinde değerlendirmelerimiz var. Ama bahsettiğiniz çerçevede hani seçimin son bir haftada, 3 günde, 5 günde verilecek son saat verilecek kararları bugünden tartışmak zaten çok yönetilebilir de olmaz. Ee, ama çünkü Türkiye'de pek çok değişken hala belli değil. Türkiye hangi siyasi, iktisadi, toplumsal iklimde seçime girecek? Bugünden öngörülerimiz, değerlendirmelerimiz var ama e, yüksek krizleri olan işte iki hafta önce Ukrayna'da işgal yoktu. Bugün işgal var, Rus işgali var. Yani bütün bunlar da Türkiye'yi her açıdan e, ilgilendiren meseleler. Hani Türk ekonomisini ilgilendiriyor. İşte 2-3 aydır Sayın Erdoğan'ın Çin modeli diyerek başlayıp Kore modeli sonra Türkiye modeline evrilen e, işte faiz sebep enflasyon sonuç gibi Nasrettin Hoca'nın tabiriyle hani telleri çektik koyunlar geçecek yünler birikecek modeli de diyorum ben zaman zaman işte Ukraynalı Rus turistler gelecek cari fazla vereceğiz gibi bir modelle işte bütün bunların akamete uğradığı bir süreç o açıdan e, çok onu da bilmiyoruz e, ama hani e, farklı farklı konuştuğumuz değerlendirmelerimiz bir ortak paydayı netice itibariyle karşılıklı e, daha fazlasıyla hem altta hem liderler düzeyinde konuşmaya devam edilecektir. Evet. Ve gerek gördükçe bu toplantılar belki önümüzdeki süreçte altılı masa daha sık toplanacak. Muhtemeldir, muhtemeldir. Evet. Bu, o toplantının yeri belli mi henüz yoksa daha zaman var? Belli değil, e, epey bir zaman var. E, Sayın Babacan e, ee, DEVA Partisi artık o noktada bilgilendirmeleri kamuoyuyla yapar diye düşünüyorum. Ya ağanın eli tutulmaz sayın babacan <laughs> davet. Evet. göre herhalde iyi, güzel bir mekan ee, olur. Bakalım tamam. Şimdi Gültekin Bey e, Ukrayna e, işte savaşı Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı e, şimdi ve eee iktidarın AK Parti'nin Millet İttifakı'na yönelik hani NATOcu, Amerikancı suçlamaları. Ee, millet İttifakının hani böyle bir duruşu var mı? Şimdi geçtiğimiz e, günlerde hem Sayın Kılıçdaroğlu hem de Sayın Akşener e, S400 hava savunma sisteminden kurtulmamız lazım. NATO'yla entegre bir sisteme yönelmemiz lazım. İşte NATO'yla ilişkilerimizi iyi tutmamız lazım. Manasına gelen açıklamalar yaptılar. Millet İttifakı'nın hani böyle bir duruşu var mı yoksa bunlar günün politik gelişmelerine göre e, her partinin kendi inisiyatifinde yaptığı açıklamalar mıdır? Yani Türkiye'nin e, bir takım akitleri var. Yani Millet İttifakı'na gerek yok. Hani değerlendirmeyi bir kenara bırakalım. Hı hı. E, Sayın Erdoğan'ın açıklamalarına bakalım. Niçin NATO müdahale etmiyor diyen bir iktidar var. Şimdi e, böyle bir söyleme olan iktidara NATO'cudur, Rus'cudur falan... Nasıl bir değerlendirme yapılacak? Yani Türkiye'nin akitleri var. Bu akitleri de 5-10 yıllık akitleri değil. Yani Rusya'nın Ukrayna işgali yeniden jeopolitiğin Avrupa'nın da zihninde önemli bir zemin olacağı yeni bir döneme giriyoruz. O açılardan bakınca askeri ittifak elbette NATO'nun askeri ittifak üyeti merkezi ama onunla beraber e, atıfları var. Yani demokrasiyle ilgili atıfları var. E, taraf olduğumuz e, ekonomik değerlerle ilgili atıfları var. Bütün bunları askeri ittifak olmakla beraber e, zımni olarak da temsil eden, anlamlandıran bir süreç ittifak süreci. o açıdan bakınca e, elbette burada bir e, altı siyasi partinin ortak bu mesele üzerinde bir ortak tavrı yok ama Hani Türkiye Cumhuriyetinin uzun yıllara dayanan akitlerini işinize geldi mi? NATO niye müdahale etmiyor diyeceksiniz. İşte bırakınız Rusya mesele, Ukrayna meselesini. Libya ile ilgili hafızamızı şöyle bir canlandıralım. Yani önce NATO'nun orada ne işi var diyen iktidar, sonra NATO ile beraber nasıl müdahale ederiz diye. Bu süreçleri yaşadık. O açıdan şimdi iktidarın pozisyonu Rusya'yla e, Rusya'da e, nükleer enerjiden doğal gaz e, hatlarına onun dışındaki işte tarımsal ürünlerin ihracında turizm meselesinde pek çok kırılganlığınız olduğunuz noktada net bir takım tavırlar geliştirmiyorsunuz. Ama da ya yani hakkını verelim. Yani haksızlık da etmeyelim. E, kırım meselesinde e, Türkiye bu zor ilişkiye rağmen Rusya'ya karşı bu rezervlerini başından itibaren evet. tuttu. Bunu da kayda geçirmek lazım. Hani burada bir haksızlık evet. değil. Gönlümüz arzu eder ki dış politika ile ilgili daha fazlasıyla muhalefet partileriyle bir milli politika dediğimiz ve eleştirilerimizin bu sistemin Adalet ve Kalkınma Partisi dönemiyle ilgili özellikle dış politikada Türkiye Cumhuriyet Devleti'ni merkeze alarak bir dış politik perspektif ortaya koymanız gerekirken Adalet ve Kalkınma Partisi'ni, Sayın Erdoğan'ı merkeze alan Ahbap Çavuş ilişkileriyle bir politika çiziliyor olmasını zaten biz eleştiriliyoruz. Ama bugün yaşadığımız hadiseler, Ukrayna işgali, aynı zamanda işte Montre Kanal İstanbul meselesinde olduğu gibi Türkiye'nin kafasına vura vura bir takım gerçekleri Lozan'la beraber Montreux'un ne manaya geldiğini umarım iktidar e, sahipleri de bu değerlendirmeyi yapmışlardır. O açıdan gereksiz, anlamsız kendi sahip olduğunuz avantajları, sahip olduğunuz akitleri e, anlamsız hale getirmek için hiçbir ülke çaba sarf etmez. Türkiye hariç. Evet. Çok teşekkür ederim. Ee, Sayın Başkan, Biraz da Demokrat Parti'yi konuşalım mı? Bu pazar günü pazar günü mü kongreniz? pazar günü? Evet. 6 evet. Mart pazar günü. Evet, 6 Mart pazar günü. Evet. Ne bekleyelim yani yeni bir hani bir sürpriz var mı yoksa e, hani rutin bir takvim mi? Bir de seçimden önceki son kongreniz, büyük kongreniz. Evet, bizim için çok kıymetli birkaç çerçevede anlamlandırıyoruz. Öncelikle cemrelerin düştüğü haftalardayız. Evet. evet. Adeta Türk milletinin uyanışına da çünkü 6 Mart'ta 3. cemre düşecek. Biz de buradan hareketle bir uyanış kongresi dedik. Türk milletinin hakikaten hem demokratların. Türkiye yeni bir döneme giriyor Şaban Bey. 15-20 yılda bir demokratik rekabet içerisinde de fırsat penceresi açılır. E artık söyleyecek sözü kalmamış, enerjisi kalmamış. Bir beş yıl daha iktidara süre versek bu yirmi yılda, yılda yapamayacağı neyi yapacak diye sorduğumuzda karşımıza hiç soru cevabı çıkar. O açıdan biz de Demokrat Parti olarak Türkiye'nin değişen demografisi var, Türkiye'nin değişen köy kent dengesi var, eee iktisadi altyapısı farklılaşıyor, iletişime erişim farklılaşıyor. Yeni bir sosyoloji var. Demokrat Parti olarak biz temel referanslarımız, iddialarımız sabit kalmak kaydıyla bu yeni dönemi hem fikir hem kadro derinliği olarak en azami noktada hazırlığımızı ortaya koyacağımız bir kongre olarak tasavvur ediyoruz. O açıdan bizim için kıymetli. Ee, rakibiniz var mı? Şu ana kadar yok. Elbette Er Meydanı kongreler bu manada düşüncesi olanları da davet davet edelim. Odri od, meydan gelsinler. <laughs> evet. Herhalde bu süreçte yani sizin de diğer altı genel başkanında da siz dahil karşısına partilerinin içinde rakip çıkmak pek kolay değil. Çünkü hepiniz de kamuoyunda popüleriteniz ve şeyiniz popülariteniz yüksek yani iyi bir iş yaptınız ve iktidara yürüdüğünüz konusunda kamuoyunda bir sempati var sizlere sayın İnşallah Hısa. sonu hayır olsun Şaban Bey. <laughs> i̇nşallah. İnşallah. Milletimiz milletimiz derinden bir nefes alsın. Hakikaten e, Cumhuriyet tarihi yazılırken bu yaşadığımız dönem Cumhuriyet'in fetret dönemi olarak kayda geçecektir. Yani bu derinlikte bir travmatik dönemi yaşadık. E, üstümüzdeki örtü kalkınca ...ekonomik olarak maliyetleri de dahil olmak üzere... ...kapalı kapılar ardında... ...ülkeyi yönetenlerin şahsi zafiyetlerinin... ...milli güvenlik açığına dönüştüğü bir süreç... ...hangi cephesinden bakıp değerlendirme yapalım... ...çok acı verici. O açıdan umarız milletimizin bu beklentisini... ...ortaya çıkaracak bir başarıyı hep beraber elde ederiz. Çok bunaldı Türkiye Sayın Başkan ya. çok Gerçekten çok bunaldı. Yani... Nereye gitsek, hangi kalabalığa girsek, işte alışveriş merkezi, sokak, market, fırın, işte uçak, ya yani gerçekten insanlar mutsuz suratlar asık, gelecekten kaygılı. Özellikle gençlerimiz, yani yapılan araştırmalarda sizin de dikkatinizi çekiyordu genç çekiyordur yani genç bir lider olarak, yani gençlerin abi diyeceği bir yaştasınız siz. O gençler, yani size abi diyecek yaştaki çocuklarımız. Ülkemizden umudunu kesmişler ya yani hani imkan bulsam Avrupa'ya gideceğim Kanada'ya gideceğim diyor yüzde %70, yetmiş yüzde yetmişten fazla gençler e, bu çok kaygı verici değil mi Gültekin Bey? Yani bir de Şaban hüzün Bey. verici AKP, AK Parti iktidarı açısından yani 20 yıldır yönettiği ülkede ülkenin gençleri kaçmak istiyor gitmek istiyor. Şaban Bey bir ülke için bundan daha büyük bir felaket olmaz e, ee, bir servisiyle vesileyle ülkede siyaset yapan insanlar olarak da çok dilimize pelesenk olmuş bir söz kullanırız işte beşeri sermayemiz, gençlerimiz, geleceğimizin teminatı gibi. Ama fiili duruma baktığınızda durum çok acı. Türkiye zaman zaman ısrarla ifade ediyorum. Ya yani sistematik bir çöküş yaşadık. Bunu eğitim sahasına baktığınızda da görürsünüz. Yani bir ülke kendi yeti en iyi e, İlk bine girmiş öğrencilerin tercih ettiği bir üniversiteyle uğraşır mı Boğaziçi Üniversitesi'nin. Evet, evet ya. Yani evet. Tebrik etmek lazım orada çok önemli bir irade koydu. Boğaziçi mensupları, öğretim üyeleri. Şimdi atayacak insan bulamıyorsunuz, dışarıdan getiriyorsunuz. Adalet ve Kalkınma Partisi zaten bir yıkım mühendisliği projesiydi. Bu ülkenin yerleşik anayasası, kurum kültürü ve devlete ele geçirmek parantezinde baktıkları için işte 15 Temmuz darbe teşebbüsüne götürdü. Bugün Türkiye'deki en temel problemlerimizden birisi ülkenin yetişmiş insan gücü kendi doğduğu topraklarda bir gelecek hayali kuramıyor. Çok konuşuldu do tıp doktorları ki tıp eğitimi dünyada en pahalı eğitim branşlarından birisidir. Geçen yıl Türk Tabipler Birliği'nin verilerine baktığınızda 1400'ü yakın doktorumuz iyi hal kağıdı almış ki Avrupa, başta İngiltere, Almanya olmak üzere Güzel. yurt dışında çalışmak için Asaport, e, binlerce insan kamudan istifa, et, istifa etmiş doktorlarımız. E, bu açılardan bakınca yakın zamanda iki doktor arkadaşımızla bir değerlendirme imkanım oldu. E, üniversite mezunları, yani tıp fakültelerindeki son sınıftaki öğrencilerin üçte ikisi İngilizce ve Almanca çalışıyor, üçte bir ancak TUS sınavına, uzmanlık sınavına hazırlanıyor bu çok üzücü üzümlerinin ötesinde vahim. bugün eğitim sistemiyle ilgili biz işsizlik meselesini konuşuyoruz ama bu bir zincir. İşsizlik son ortaya çıkmış tezahürü, sonucu ama bunun altında bir eğitim sistemi probleminiz var. Üniversitelerinizi arka bahçe yapacağım derken bir diploma fabrikasına dönüştürmüşsünüz. Piyasanın talep ettiği yani iş gücü piyasasında bir arz talep dengesini bulamıyorsunuz. Sebebi piyasanın talep ettiği nitelikte maalesef evet. insan gücü yetiştirmiyor. Ara eleman yetişmiyor. Ben Anadolu'ya gidiyorum ve çok büyük üzüntü duyuyorum. Açık yüreklikte bunu siyaseten de ifade ediyorum. Geçmişte biraz da popülizm kaygısıyla çok rahatlıkla iştenlikle bir değerlendirme yapmak isterim. Kimi olmadık ilçelere kadar biz yüksek okullar yaptık. Yani orada işte Sınır saydık esnafımız bundan faydalansın gibi dar mantığa da zaman zaman geldi. E bugün oraya giden öğrencilere yazık, anne babalara yazık çocukların okuduğunu zannediyor. Yani bu evet. üniversitelerin bu politize olmuş hali her gün bir haber gazetelerde, televizyonlarda, internette görüyoruz. Şu üniversitede şu rektör nokta atışı bir ilana çıkmış av çavuş ilişkisi içerisinde yeğeni, amcası, dayısı, kızı, e, ilim e, zemini, üniversiteler, ahlaki eti üretecek merkezler. Onlar burada bu ahlak ve etik değerleri hiç hiçleştirirse hangi sahada bir gelecek ümidimiz olabilir ki? Bu açılardan bakınca tabii Türkiye'nin son 10 yıldır 10 e, yılı biraz daha aşan belki 12 Eylül 2000 referandumunu milat kabul edebiliriz. Böyle e, daha da demokratik iklimi daralan, demokrasinin oksijeninin azaldığı, baskıcı kademe kademe bir koyulaşan rengi olan bir rejimin inşa edildiği. Yani sosyal mecralardan e, kamu kurumlarına, siyasi partilere en küçük eleştiriniz e, yani e, bir takım sözler iktidar için iyi hal beyan oluyor. Muhalefet söylerse açık tahrike dönüşüyor. Şimdi böyle bir iklimde e, Türkiye'de insanlar boğucu iklimde sadece maddi refah boyutuyla değil... ...Türkiye'nin işine düştüğü toplumsal siyasal iklimde boğucu hale gelince böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Bu Tabii çok üzücü. Ben açık yürekli ifade ediyorum. Eğer Türkiye önümüz seçim sonrası da bugünkü bu siyasal iklimin ve düzenin devam ettiğini varsaydığınızda... ...Türkiye'de iki şey gerçekleşir. Bir, beşeri sermaye transferi yaşarsınız... Her zamankinden daha fazla yurt dışına insan çıkar, Türkiye'deki belirli sermaye gücü olan insanlar çıkar, yetişmiş insan gücü çıkar. Bununla beraber maddi gücü de, maddi e, sermaye transferi de olur. Ki bu, bu ülke, zaten için, bu ülke için büyük bir çöküş. Türkiye de. gibi kronik tasarruf açığı olan, kronik sermaye açığı olan, kronik yatırım açığı olan ülkede ne diyoruz? Sürekli doğrudan yabancı sermaye çekelim, çabamız var. İşte 2007 yılıydı galiba 22 milyar dolarla en üst seviyesine çıkmış. Bugün Türkiye'de en büyük yatırım olan Hollanda'dır. Ee, bugün baktığınızda bırakınız yabancı sermayeyi. Yerleşik insanlarımızın da önemli bir birikimi var. Türkiye'de bankalara güvenmediği için son dönemlerde zaman zaman haberleri konu olur. Ee, çelik kasa satışlarının patladığı bir Türkiye var. Şimdi Türkiye'de bir güven verecek rejim olsa bugün e, kaptan kaba giriyor iktidar arka kapıdan sattıkları dolarları tekrar telafi edebilmek için mevduata endeksli dövize endeksli yeni bir mevduat diyerek enstrümanları icat ediyorsunuz ama bir deliği kapatayım derken 5 delik, 10 delik açıyorsunuz. Evet. Bunlara çözüm bul üreteceksiniz değil mi Gültekin Bey? Çünkü hakikaten bu gençlerimizin umutsuzluğu işte dediğiniz gibi yani anneler babalar zannediyorlar ki çocuklar üniversiteye gidiyor kasabalarda bile işte yüksek okullar var, güya üniversiteler var. Ama maalesef çocuklar doğru eğitim almadan işsiz kalıyorlar ve bu arada sanayiciler de ara eleman bulamıyorlar. Onu da belirttiniz. Bütün bunlar gündeminizde değil mi? Bunları planlıyorsunuz. Elbette. Yani ara Türkiye'de güneyenler. daha vahim bir durum var Şaban Bey. Yani Türkiye'de yoksulluk kalıcı hale geliyor. Geçmişin kamucu eğitim anlayışıyla eğitim ee, dar gelirli e, ekonomik geliri olan sosyal kümeden gelen insanların hem kendisinin hem ailesinin statüsünü yükselttiği ana kaldıraçtı. Bugün gelir adaletsizliği eşittir, eğitim adaletsizliğine dönüşmüş durumda. İşte pandemi ortamındayız, Bin, milyonlarca e, evladımız erişimi olmadı. Nasıl bu rekabete girebilecek? Metropollerde, biz dershaneleri kapattık. Bir yanlıştan bir başka yanlışa savrulduk. İşte apartman kolejleri, apartman özel okulları. Bir devletin en asli fonksiyonlarından birisi eğitimdir. Burada kamunun fonksiyonunu arka plana atacak. Tabii o kadar çetrefilli bir problem ki. Yani ben Türkiye'deki eğitimin, hani Türkiye'nin en büyük problemi ne deseniz iki şeyi sayarım. Bir hukuk, iki eğitim. Diğerleri bunun yansıdığı alanlar biz ve burada tarihi ıskalıyoruz. Geriye döndürülmez hani 2000 ile 2038 yılları arası Türkiye'de aktif nüfusun pasif nüfus oranının yüksek olduğu fırsat penceresi dediğimiz sosyal güvenlik tabiriyle böyle bir dönem. bugün Türkiye 2022 yılında önümüzde kalmış bir 16-17 yıl diyelim. Geriye kalan dönemini çok kötü kullandı. Yani bunca dönem uluslararası piyasalardan para dediğimiz böyle bir dönemde sağlanan kaynaklarla beraber Türk ekonomisinin, Türk sanayisinin niteliğini dönüştüreceğinize maalesef beton ekonomisi dediğimiz, rantiye düzeni dediğimiz bu düzen içerisinde bu kaynakları heba ettik. Yani bundan e, 30 sene önce ve onun öncesi Türkiye'nin en büyük problemi kaynak problemiydi. Oysa bugün uluslararası piyasalardan, özel sektörde, kamuda Kaynakları erişiyor ama bir iktisadi kalkınma perspektifi planı olmayınca e, bunu başaramıyorsunuz. Türkiye kıt kanaat hani Sani Erdoğan eski Türkiye dediği ismini almaktan imtina ettiği e, başta rahmetli Cumhurbaşkanımız Demirel olmak üzere. Yani Demirel'in 65-69 arasında yaptığını e, tarihe mal olmuş işler. Bunu bizim geleneğimiz olduğu için ifade etmiyorum. Bugün daha salimen değerlendirebiliyoruz. Türkiye'nin kıt imkanları varken bunları yapmışız. Ama bugün imkanlar var. Önüne bir kalkınma perspektifiniz yok. E Çin modeli diyorsunuz. Bir rakam versem yeterli Şaban Bey. Çin 1980 ile 2020 yılları arasında tasarruf oranı %41. Sabit yatırım oranı yıllık %39 Şaban Bey. İşte bu nedenle Çin modeli olmuş durumda. Şimdi bunlar dile kolay gelir ama icatları var bunların. Türkiye böyle bir dönemi gelişmiş dünyayla arasını kapatabileceği, mesafesini kapatabileceği bir iklim varken bunu değerlendirememişsiniz. Bu millet, Türk milleti, Sayın Erdoğan'ın şahsında bu iktidara dört tane beş yıllık kalkınma planı uygulayacak zaman vermiş. Hangi perspektifinizi bu 20 yıllık zaman diliminde aşağı yukarı uygulayamadınız ki? Büyük Millet Meclisi'nde 2021 aralığında bütçe görüşmeleri sırasında çok önemli fakat kamuoyunun da bence çok dikkatini çekmeyen bir hadise oldu. Sayın Numan Kurtulmuş, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkan Vekili olarak bütçede partisini temsilen konuştu. Ama adeta Has Parti'nin Genel Başkanı hüviyetiyle konuştu. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 19 yıldır uyguladığı düşük kur yüksek faiz politikasını reddediyoruz dedi. Adeta 19 yıllık iktidarın geçmişini tekzip etti. Şimdi böyle bir halde hala e, işine geldi mi bizim en başarılı olduğumuz dönem sanki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk 10 yılı asr saadet dönemi. E buradan bakalım. E, işte gıda enflasyonu diyoruz. E bu tarımın çökertilmesi, işte bakan değiştirildi değil mi? Bu sabah uyandık bir bakan evet. değişikliğine uğradık. Bilerek ve isteyerek Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 yılında uluslararası küresel kapital finans sisteminden bir rol aldı. Bu rol tarım başta olmak üzere Türk ekonomisini 80 yıllık birikimi tasfiye etmek üzerine. Şimdi elektrik dağıtım ihalelerini yapmışsınız. Zam yapmak zorunda kalmışsınız. Vatandaşta oluşan tepki ortada. Hele hele bu ayın ortalarına varın vardığımızda bu tepkinin daha da yükseleceğini görüyorum. Şimdi bütün bu tasviyeleri yapmışsınız. Bugün şark uzunazlı içerisinde çıkıp bir de utanmadan diyorlar ki bu zamları biz yapmıyoruz. İndirim olunca kim yapıyor? İndirim olunca iktidar yapıyor. <laughs> <laughs> Erdoğan, bir de iktidar Sayın Cumhurbaşkanı müjde veriyorum diyor. İşte KDV'yi yüzde on sekizden yüzde sekize indirdim diyor. Halbuki iki ay önce yüzde yüz yirmi yedi zammı da kendisi yap, yapmıştı. Evet. Sayın Başkan. Yani de deyim yerindeyse Şaban Bey hani Şair Eşref'e atlayan bir söz söylenir. 40 Kırk Ağaç Kaymakamı iken İzmir Valiliğinden tahsisat istiyormuş. Ee, geçmişte bir dönem meclis de çok böyle gündem olmuştu. Sürekli olarak da İzmir Valiliği'nden işte soruyorlarmış. İşte ne yapacaksınız? İşte bina akıyor. En son telgraf gelmiş binanın ne, neresi akıyor diye. Tabii Şahit Eşref orada da sanatını konuşturmuş. Suların haricinde her yere akıyor demiş. Maalesef AKP elinde Türkiye'nin olması gerekenlerin olmadığı ama olmaması gereken her şeyin olduğu bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Evet. Ee, ya inşallah... E Gültekin Bey şunu görüyoruz kamuoyunda e, yani Millet İttifakına yönelik e, bir yükseliş var, bir iltifat var, bir umut sarılması var vatandaşta. Umarız ki e, yani sorumluluğunuz çok büyük gerçekten sizin de yani Gültekin Uysal olarak genç bir lider olarak, gençlerin abisi olarak e, ya bu umutları umarız ki boşa çıkarmazsınız. Umarız ki Millet İttifakı milletin bu umudunun hakkını verir ve işte seçimlerde bu 20 yıllık hani karanlığa son verir. Ee, yani Türkiye'nin Türkiye, Türkiye beklentisi hakikaten bu çok bunaldı Türkiye. Ee, çok teşekkür ediyorum Gültekin Bey. Ee, yoğunsunuz biliyorum. Bugün geç saatlere kadar pazar günü kongrenin çalışmasını yaptınız. Evet. Ankara'da. Yarından sonra da kongreniz var. Ona da hazırlanacaksınız şimdi. Ee, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Yani siz teklif edince kıramazdım, kırmadım da büyük bir memnuniyetle biz de görüşlerimizi be, beyan ettik. Ama son sözünüze birkaç cümle ilave edeyim. Elbette. Hakikaten buyurun. E, maalesef kötü günler geçti diyemiyoruz. Önümüzde daha kötü günler olma ihtimali çok yüksek. O açıdan bakınca biz bu ülkenin kaynaklarında, imkanlarında nimetlerinde, külfetlerinde ortak payda da paylaşmak zorundayız. Kötü bir dönemi yaşadık. Siyasetin de pek çok sivil alanda yaşanan topyekun bir çürüme de var. Yani bu açıdan bakınca bugün bu ortak payda da buluşmuş partiler olarak toplumsal muhalefetin beklentisi aynı zamanda kılavuzumuz. Umarız onu karşılayacak bir iradeyi millet önünde, tarih önünde ortaya koyarız. Çünkü ee, tanzimatının meşhur paşalarından Ahmet Cevdet Paşa'nın güzel bir sözü var bir toplum diyor değişim dönemlerinde dengesini kaybetmeye görsün büyük bedeller öder böyle bir travmatik dönemde eğer biz dengemizi kaybedersek çok büyük bedeller öderiz ve Türkiye her zamankinden olduğundan daha fazla e, bölgesinde de uluslararası manada da meydan okumalarla daha fazlasıyla karşı karşıya kalır o açıdan mesuliyetimizin bilincindeyiz çok teşekkürler. Yolunuz açık ben olsun. Ben çok teşekkür ben, ederim. Size, i̇yi akşamlar için. diliyorum. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim katıldığınız evet. için. Sağ e, değerli izleyiciler, e, Gültekin Bey'e teşekkür ediyoruz. E, katıldığınız için çok çok teşekkürler. Lütfen yayına beğeni atmayı unutmayalım. E, kısa bir reklamlayıp e, yayını kapatacağım. E, Gültekin Bey, iyi geceler efendim size. İyi akşamlar. Aynı geceler. Ben de bütün izleyenler saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. siyasi partiye gönül vermiş olursa olsun bütün hemşerilerimizi büyük bir teveccühüyle karşılanıyoruz. Gerçekten ben çok mutlu oluyorum. Bir yandan da sorumluluğum omuzundaki yük de daha da fazla artıyor. Hiçbir zaman siyaset yapmadım. Belediye siyaset yapmadım. Çok... Belediye işi ayrı, siyaset ayrı bir şey.